Gündeme Bakış'tan bizi izleyen herkese merhaba diyoruz. Perşembe gününün öğleden sonrasını paylaşıyoruz sizlerle. Ve yine ülkemizin önemli konularını yine konuşmaya çalışacağız. Çatalköy Belediyesi'ni konuşacağız bugün. Tabii ki Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile beraber. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merci, teşekkür ederim. Herhalde yavaş yavaş bir seçim havasına doğru giriyor. Ülke. Evet, yani işte bugün de herhalde basından takip ediyorsunuz. Dün var bir hafta işte ittifaklar devam edecek mi, etmeyecek mi? Hükümet bozulacak mı, bozulmayacak mı? En nihayet işte biraz önce telefonlara mesajlar geldi. İttifak bozuldu. Herkes kendi yoluna bakıp devam edecek. Evet, ilk dönemde bu sizin. Tabii o zaman ilk girdiğinizde 2010 yılında mutlaka ki hedefler vardı. Bu hedeflere ne kadar ulaşabildi Mehmet Hulusioğlu ve tabii ki Çatalköy Belediyesi? Evet, tabii ki bir oran vermek gerekiyorsa %80 hedefimize ulaştık. Ulaşamadığımız noktalarda da işte ya bürokratik engellere ya da merkezi hükümetin uygulamalarıyla ilgili takıldığımız noktalar. Yani pek de sizin eliniz olmayan sebeplerden dolayı ulaşamadık. Neticede Çatalköy Belediyesi olarak bu 4 yıllık süre zarfında ben belediye meclisi ve belediye çalışanlarımızla birlikte hep beraber kenetlenerek gerçek anlamda bu 3 olgu da siyaset yapmadan yalnız Çatalköy'ü geleceğini ilgilendiren her konuda hemfikir olduk. Ve herhalde yanlış hatırlamıyorsam bugüne kadar almış olduğumuz bütün belediye meclis kararlarında 2 tanesinde oy birliği yok. Geriye kalan bütün kararlarda hem Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin meclis üyeleri hem Ulusal Birlik Partisi'nin meclis üyeleriyle hem fikir olduk. Müthiş. Ve beldemizi en sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalıştık. Ve başarılı olduğumuza da inanıyorum. Çünkü vatandaştan gelen tepkiler gerçekten olumludur. Bunun tabii hem gururunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Ve tabii ki yorgunluğunu. Tabii ki. Evet, yani tabii belediyeler genel olarak sorunlu. Yılların birikmiş birçok sorunu var. Birçok şey söylenir belediyeler için. Belediyelerin krallık olduğu söylenir. Bunlar da daha önce bir programda yine konuştuk. Sizinle sevgili Fuat Namsoy ve Mahmut Özçınar vardı. Evet. Nedir bu konuda gözleminiz, bu söylemlerle ilgili? Yani uzaktan da onun sesi hoş gelir herkese. Şimdi aslında merkezi hükümetten bakıldığında belediyelerin özelliği kabullenemez gibi görünüyor merkezi hükümetler. Ama belediyeler gerçek anlamda icraatlarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için bizim belediyeler olarak özelliğimizin verilmesini talep etmekteyiz. Ama gelin görün ki masanın o bir tarafında oturan merkezi hükümet yöneticileri de belediyelerin krallık yaşadıklarını söylüyorlar. Halbuki asla öyle bir şey yoktur. Gerçekten biz krallık değil hammallık yapıyoruz. Biz gerçek vatandaşa hizmeti veren kurumlar belediyelerdir. Ve bu belediyeler birçok zorluklarla bu hizmetleri vermeye çalışmaktadır. Neticede belediyelerin 51.95 sayılı yasayla almış olduğu yetkiler hem çok kısıtlı hem de verilen yetkiler artık demode olmuştur. Yani günümüzün koşullarına uyarlanmamıştır. Yani 95 yılından bugüne kadar 95 sayılı yasada ciddi anlamda bir tadilat yapılmaması hem belediyelerin bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarının ciddi anlamda dirayetli duramamasından, dertlerini anlatamamasından bir de merkezi hükümetin belediyelere bakışından dolayı tadilatlar yapılamamıştır. Ve birçok sorun hep işte masa altına, halıyın altına itilerek bugünlere gelmiştir. Ama bugün artık belediyeler
belediyeler gerçek anlamda gerek devletle ilişkileri, gerekse de diğer kurumlarla olan ilişkileri sorgulanmaktadır. Bunlar nedir? Elektrik kurumuna olan alacak verecek problemleri. İhtiyaç sandığı sosyal sigorta vergi dairesine belediyelerin olan borçlarıdır. Bunlar nedir? Devletten olan alacaklarımızdır. 95 sayılı yasada bizim hakkımız olan kıymet ve tartı yer işgal harçlarının diğer kurumlardan, ne elektrik kurumundan ne de telekomünikasyon kurumundan alamamamızdır. Hep bunlar işte siz onlardan alacağınız var, sizin onlara borcunuz var. Hep yıllarla halı altına sorunlar itildi. Şimdi hepsi kucağımızda. Her gün stres çekiyoruz. Elektriğimiz kesildi mi, kesilecek mi? Su motorlarının elektriği kesildi mi, kesilecek mi? Sokak ışıklarına aynı uygulamalar yapıldı. Elektriğe zam yapılsın diye belediyelerin elinden sokak aydınlatmaları alındı. Yani bunlar hep birikmiş sorunlardır. Toplu sözleşmelerden alınan haklar, yıllarla intibakların yapılmaması, son dönemde yapılması, işte belli bir ücretin intibaklar yapıldıktan sonra artması, efendime söyleyeyim köylerin belediyelere bağlanması, tüm köylerin belediyelere bağlanması, bu bağlanmakla birlikte belediyelerin öz kaynak gelirlerinin artmaması, hizmetlerini daha da geriye götürmüştür. Çalışanlarına olan yükümlülüklerini yerine getirememez durumda gelmiştir. O yüzden belediyeler gerçek anlamda bir devletin en güçlü kurumu olması gerekir. Güçlü devlet, güçlü belediyeden geçer. Çünkü hizmet belediyeden geçiyor. Vatandaşın ilk hizmet talep ettiği yer belediyedir. İlk girdiği kapı. Tabii. Evet, belediyedir. Kendine en yakın gördüğü kurum da belediyedir. İsterken en birinci isteyeceği nokta belediyedir. Vermesi gereken en son nokta yine belediyedir. Vatandaşın gözünde. Yani vatandaş maaşını aldığında ilk önce alışverişini yapacak, elektrik parasını ödeyecek, telefon parasını ödeyecek, cep telefonunu ödeyecek. En son kalırsa belediyeye gelecek. Böyle bir alışkanlığımız var. O yüzden belediyeler tekrardan yapılandırılmalıdır. Ha, korkmuyoruz. Belediyeler ne yapılsın başkanım? Belediyeler azaltılacakmış. Bu sistemle azaltılsa ne olacak? Bu mentaliteyle azaltılsa ne olacak? Belediye madem ki kendi çevresine sahip çıkamıyor, kendi bölgesini planlayamıyor, programlayamıyor. İşte merkezi hükümetten, X daireden birileri işte buraya bu inşaat yapılabilir, buraya bilmem bu ağıl yapılabilir, buraya bilmem ne yapılabilir. Belediyeler hep bunların tamamen dışında. Köylerin içerisinde ağıllar, atölyeler, bilmem turistik tesislerin yanında. Belediye karışamaz. Tabii karışamaz. Çünkü planlama onayını şehir planlama dairesi veriyor. Diğer şeylerini de ruhsat harcını belediye alıyor. Ha almış almamış ne olacak? Madem ben şehrimi planlayamıyorum. Madem ben kendi ekonomik değerlerimi kendi bölgemde oluşturamıyorum. O yöneticiliği yapsak ne yapmasak ne? Ama bu mücadeleyi vermek için bu görevlere biz talibiz. Yani bu yeni kuşak belediye başkanları artık çağdaş belediyeciliği anlayışını mutlaka ve mutlaka kendi bölgesindeki vatandaşına aktarmak zorundadır. Biz bunu yavaş yavaş hissettirmeye başlayacağız. Yani bölgemizin planlanmasını, programlanmasını biz kendi yöre halkı ile birlikte talep edeceğiz. Ve ediyoruz da. Siz benim bölgeme sürekli turizm yatırımla ilgili projeler veriyorsanız, benim bölgemdeki altyapı sorunlarını çözmek zorundasınız. Kanalizasyon sorununu çözmek zorundasın. Efendime söyleyeyim, yol sorununu çözmek, ulaşım sorununu çözmek zorundasın. Bunların hiçbiri yok orta yerde. Hep işte planlama onaylarından. Şimdi şu anda Çatalköy'de 5 tane turizm tesisi. 5 yıldızlı turistik tesis projesi. Şu anda belediyede mevcuttur. Ama bunların yapılarıyla ilgili sorunları kim çözecek? Devletin öyle bir projesi var mı? Yok. Belediyeye kalacak yani. Belediyeye kalacak. Ya işte görüyorsunuz işte X otelin arıtması denize akıyor. Ya. Hangi belediyenin arıtması denize akıyor. Yani sadece
planlamıyoruz. İşte nedir kavgamız? İşte ittifak, efendime söyleyeyim, hükümet bozulduydu, bozulacaktı, kurultaydı, kim bakan olacaktı, kim bilmem ne olacaktı. Yani biz kısacası devletle hükümeti ayırt edemiyoruz. En büyük orta soru. Yerde devlet yok, yalnız hükümetler var. Devletin koymuş olduğu kuralları uygulayan yöneticiler olması gerekir. Her şey politize olmuştur. Biri gelir yapar, o biri gider bozar. En basit Çatalköy'de, yani bir yıl önce X bir iş adamımız bir arazi özel mülk satın alıyor turizm bölgesinden, mavi bölgeden. 7 kat izni vardı. Anksızdan bir emirname çıkıyor, 5 kata düşüyor. Adam diyor ki ben niçin bu parayı verdim o zaman da satın aldım burayı? Çünkü biri geldi. Çünkü benim yaptı, için yapabileceğim yatırım şimdi rentable değil bu araziye. Yani böyle bir anlayış, keyfi, böyle bir zihniyet olamaz. Keyfi. Yani imar planları o günün koşullarında yenilenir, düzenlenir. Biz anlayamıyorum. Yani çok çelişkili kararlar, çok çelişkili emirnameler çıkarıyoruz. Yani demek istiyorum yani belediyecilik gerçekten zor bir iştir. Ama yılmamak gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü tüm belediyelerimizin sıkıntıları var. Özellikle köylerin belediyelere bağlanmasından kırsal sonra özellikle kırsal bölgedeki belediyelerin çok büyük sıkıntıları vardır. Bunu da dile getirmek zorundayız. Biz Çatalköy Belediyesi olarak işte en başta da bahsettiğim gibi yani 4 yıl içerisinde planladığımız ve programladığımız birçok projemizi hayata geçirdik. Geçiremediğimiz ve bizi en çok yaralayan işte geçmiş dönemlerden bizden önceki yönetimlerden gelen ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta borçlarımızın yapılandırılmamasından dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Ha, personelimizi mağdur etmemek için... Öyle ciddi bir borç var mı? Yaklaşık 4 milyonun gibi bir borcumuz var. Ama belediyenin onu hem taksitini hem güncelini ödeyebilecek kabiliyettedir bütçesi. Ama gelin görün ki yapılandırılmadığı için, eskilere yapılandırılmadığı için yenileri de yatıramıyoruz sigortalara. Yani böyle bir sıkıntımız var. Yani işte geçen hafta 15 gün evvel Teberrüken Bey İçişleri Bakanımız belediyemizi ziyaret ettiğinde seçimlerden önce mutlaka bunun geçireceğini söyledi. İnşallah geçirirler ve yani 4 yıl boyunca 3 yılını zaten Ulusal Birlik Partisi'nin hükümet döneminde kavgalarla, kurultay kavgalarıyla hep geçirdik. Son dakika emirnameyi yaptılar, geçirdiler. Onu da yeni hükümet gelince Tepe hükümeti onu iptal etti. Şimdi yeni bir çalışma yapılır. İnşallah artık yapılır da sonuç hem belediye çalışanları bu mağduriyetten kurtarırız hem de biz yöneticiler olarak artık çalışanlarımıza karşı daha huzurlu oluruz. Yani böyle sıkıntılarımız var. Yani çünkü birçok sıkıntı gündemdedir. Yani işte elektrik, özellikle elektrikte son dönemlerde işte 30 sene elektrik parası alınmadı. Bir anda işte elektrik kurumu diyor ki taksitlendirdim bu kadar taksitte 120 ayda geleceğin ödeyeceğin veya 72 ayda geleceğin ödeyeceğin diyor. Ama elektrik kurumu yalnız kendi penceresinden bakıyor. Ama ben belediye başkanı olarak, belediye yöneticisi olarak en az 4-5 pencereden bakmam lazım olaya. Kendi bütçeme bakıp yarın sosyal sigorta ihtiyaç sandığı da taksitlendirildiğinde, o vergi de taksitlendirildiğinde tabii hep bunları ben bir torbada düşünürüm. Ama elektrik kurumu, bakanlar kurulu almış olduğu kararla tek bir pencereden baktı. Ben Sayın Bakan'a da söyledim bunu. Yani bunları yaptığınız zaman yarın bunları hepsi bir gelmeye başladığında kim, yine kim ödenmeyecek. Ödenmeyecek. Ödeyen, taksitlendiren elektrik kurumuna diğer belediyede başkanı arkadaşlarımızın güncellerini bile ödemekte zorlanıyorlar. Taksidini bırak. Elektrikler kesiliyor. Tekrardan. Yani böyle sıkıntılarımız var. Yani öyle dışarıdan davulun tokmağının sesi güzel gelebilir belediye başkanı. Atıp keser hava atar. Öyle bir şey yoktur. Çektiğimiz stresleri biz biliriz. Bir de yukarıdaki Allah bilir. Hem maliyecilerimiz bilir. Aynı stres onlar da. Evet. Yani onun için öyle bu dönemde özellikle aday olacak arkadaşlarımız hangi belediyede olursa olsun, hangi şehirde olursa olsun öyle havadan atıp tutmayla olmayacak bu işler. O günler geride kaldı artık. Evet. O günler geride kaldı. Maalesef.
Yani elektrik kurumuna bu motorlarla olan sorun daha tam çözülmedi. Şimdi işte taksitlendiren bir kısım belediyelerimiz biliyorsun. Ara emrileri, mahkemeden ara emriyle. Yani o somut olanına bir sorun var. Daireleri bizim, evet. Siz parasını ödersiniz. Evet. Yani biz su dairesinden almış olduğumuz suyun parasını ödüyoruz. Biz iddia ediyoruz ki bu su parasını biz veriyorsak bunun üretim maliyetini karşılığına veriyoruz biz bunu. O yüzden bu şeyi elektrik parasını su dairesi ödemesi gerekir. O da diyor hayır bazı kuyulardan 25 kuruş alırım bazı kuyulardan 10 kuruş alırım. 10 kuruş aldıklarımın elektrik parasını siz ödeyeceksiniz der. Yani böyle çelişkilerimiz var. Elektrik kurumu haklı. Ben elektriğimi sattım paramı isterim. Onlar da haklı. Haklı olmayan bir şey yok. Haklı olmayan tek nokta hepimizin sorunları bir torbaya konulup çözülmüyor. Çünkü biz de elektrik kurumuna diyoruz. Bizim de senden sattığın elektriğinden pay istiyoruz benim bölgemde. Çünkü yasamızda var bu. Ve tüzüklerimiz şu anda İçişleri Bakanlığı'nın önünde ve imzalanmıyor. Ve yeni yapılacak yasal değişiklikte bunu orta yerden kaldırmaya çalışıyorlar. Bu hakkımızı. Ama biz buna direneceğiz belediyeler olarak. Bu yasalar, bu çalışmalar yapılırken sizinle herhangi bir istişare, bilgi alma... En son işte bu son yeni çalışmada işte en son belediyeler birliği aracılığıyla taslak çalışma gönderildi. Zaten biz Nazım Çavuşoğlu Bakanlığı'nda yapmış olduğumuz toplantıda tüm belediye başkanlarıyla birlikte bir toplantı yapmıştık. Orada mutabık kaldığımız birçok tadilat vardı yasada. Ama bu yoktu. Şimdi işte bunu yeni eklediler yeni hükümet. İşte onunla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Karşı önerilerimizi sunuyoruz. Bir bakalım yani çetin geçecek gibi görünüyor. Görüntü o. Evet. Peki başkanım şimdi hep sürekli şu söylenir işte çağdaş belediyecilik, çağdaş belediyecilik. Ne de onun bir kriteri var mı? Ne de bu çağdaş belediyecilik? Yani artık çöp toplama, işte su yani, dağıtma. Evet, çağdaş belediyecilik ne algılanıyor bilir misiniz? İşte bir hemşire tutup bir ambulans verip gidip yaşlı bir teyzenin ya da bir amcanın tansiyonunu ölçmek ya bir berber gönderip saçını kesmek. Çağdaş belediyecilik ya da yürüyüş yolu yapmakla çağdaş belediyecilik olmuyor. Çağdaş belediyecilik kendi insanına sahip çıkabilmedir. Nedir? Asbestli borudan su içirtmeyeceksin. Nedir? Kanser vakalarının nereden geldiğini tespit edeceksin. Sorunu kökünden, bulacaksın. Trafik sorununu çözeceksin. Göstermelik projelerle, göstermelik söylemlerle veya sağı solu okşayarak çağdaş belediyecilik olmaz. Asbestli borudan vatandaşı su içirerek yukarıda da yaşlı teyzenin tansiyonunu ölçmekle çağdaş belediyecilik olmaz. Veya kanalizasyon atıkları yollarda akılırken her tarafta çiçek doldurmakla çağdaş belediyecilik olmaz. Çağdaşlık insanın kendi içerisindedir ve kültüründedir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ben belediye olarak her gün ana yolda haftada 2-3 gün kola ve bira şişelerini toplarsam ana yoldan ve ertesi gün geçerken yine aynı pozisyondaysa ne istersen yap çağdaşlığı yakalayamazsın. Sadece çağdaşlığı kafada olmaz, yakalayacaksın. Tabii, tabii. Devlet işte sorunların özünlenmiyor. Günlük sorunları çözmekle yetiniyoruz. Onları bile çözemiyor. Onları bile çözemiyoruz. Yani düşünün siz ben dün... çok üzüldüğüm ve çok sevdiğim bir arkadaşımın, çocukluk arkadaşımın o amansız hastalığa yakalandığını öğrendiğimde yıkıldım ve şimdi konuşmam bile düğümleniyor. Ama gelin görün ki benim devletim, benim Sağlık Bakanlığım bu kanser vakalarının nereden geldiğinin araştırmasını ciddi ciddi yapmıyor. Bizimle paylaşmıyor. Vatandaşımızı uyarmak için, vatandaşımıza erken teşhis koymak için devlet teşvik etmiyor. Yani siz düşünün ki ben 43 yaşındayım. Çok şükür tahtaya uğrayayım, doktora gitmedim. Ama
Gidip bir kere de check-up yaptırmadım. Düşünün. Bakın bir telefonumuz var. Alalım. Hocam merhaba. Selçuk Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, buyurun. Konuğumuza da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Şimdi bu ülkede her şey göstermeliktir. Seçim göstermelik. Meclis göstermelik. Hükümet göstermelik. Belediyeler göstermelik. Hala daha bu ülkede hükümetçilik ve devletçilik oyunu oynuyoruz. Bakınız, altını çizerek söylüyorum. Hükümetçilik ve devletçilik. Bu rezilliğe daha ne kadar katlanacağız? Neler diyeceksiniz? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Tabii iş döner dolaşır. Hiçbir konuda, hiçbir alanda. Mesela son cümleniz, devlet teşvik etmiyor. Devletin hiçbir politikası yok. Hiçbir konuda bir politikası yok. Hiçbir alanda. Yani kültür ne demektir? Kültür o toplumun alışkanlıkları demektir. Ben öyle algılıyorum. Yani kültür nedir? İşte biz kültür dediğimizde yeme içme diyoruz, değil mi? Yani böyle yerdik, böyle içerdik, böyle yatırdık, böyle kalkardık. Veya böyle giyinirdik. Yaşam tarzı demektir, değil mi kültür? O yüzden kültürü kim yaratır? Toplumlar. Toplumları kim yönlendirir? Niçin var devletler? Devletler. Devletin öyle bir politikası yoksa, herkesi kendi başına bırakıyorsa, başıboş bırakıyorsa, yaşam tarzı gelişi güzel olacak. Herkes isteyen istediğini yapacak, isteyen istediğini konuşacak, isteyen istediği, her şeyi hepimiz biliyoruz zaten. En büyük özelliğimiz, biz son dönemlerde özellikle anlam planından sonra Kıbrıs Türk toplumunun en büyük özelliği, herkes her şeyi biliyor. Yok öyle bir şey. Bir taklitçi toplum olduk ve gidiyoruz. Kimse ne olduğumuza bakmıyoruz. Ekranlara çıkıyoruz hepimiz, her şeyi biliyoruz ya. Doktorun bilmesi gereken şeyi ben de biliyorum. Ya da bildiğimiz an. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Yani inanamayın ne bir kötü pozisyondayız. Diyoruz ki işte üniversite mezunlarımız bu, üniversite mezunlarımız bu. Ama üniversite mezunlarımız, kusura bakmasınlar, ciddi söylüyorum, o kadar bir kötü durumdadır ki eğitimimiz, yemin ederim öyle üniversite mezunlarıyla karşılaşırız zaman zaman, bir dilekçeyi yazamayacak pozisyondadırlar. Kusura bakmayın. Ama üniversite mezunu. Evet. Kusura bakma, yani bu gerçekleri konuşmazsak doğruyu bulamayacağız. Yani mangalda kül bırakmaya gelince bırakmıyoruz. Ama gerçek anlamda bunlar bu ülkenin en büyük sorunlarıdır. Eğitim, sağlık ve devletin gayri ciddi hareket etmesidir. Yani devlet diyoruz. Devlet kimdi? Devlet biziz. Biz ilk devlet. Ama devleti hükümetler her gün yaz bozulan yönetirlerse, yasalarla değil bakanlar kurulu kararlarından yönetirlerse, olacağı budur. Devlet olmaktan çıkar. Tabii ki. Yani bu sorunların köküne inmezsek biz, ciddi ciddi biz politikalar üretmezsek, işte hep dolarız işte Avrupa Birliği'ne uyum yasaları, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları. Tamam, ama bu yasaları yaparken uygulamasını da denetleyeceksin. Esas mesele. Yani yapmak değil önemli olan, uygulamaktır. Yani kısacası biz gene belediyelere dönelim. Yani, ama yani bunlar da en temel sorunlarımızdır. Yani devlet artık, merkez hükümetler artık icraatçı pozisyondan çıkmalıdır. İcraatçı pozisyonda dünyada olduğu gibi belediyeler olmalıdır. Devlet de denetleyici olmalıdır. Günün koşullarına, tabii şu hem icraatçı hem denetleyici hem yasa yapıcı olursan yetişemezsin. Hepsi yarım kalır. Hepsi yarım kalır zaten. Hepsini yarım bırakın. O yüzden yani bunları artık ciddi ciddi biz masaya yatırmamız gerekir. Dillendirmemiz gerekir.
Zaten bu ülkede ben açık söylüyorum size. Sağı solu da kalmadı bu işlerin. Yani büyük partilerin sağı solu da kalmadı. Hepsi birbirine girdi. Hepsi birbirine girdi. O yüzden yani çok öyle felsefi kelimelerle bilmem nelerle değil, icraat yaparak bu toplumun önünü açalım. Zaten 40 yılı geçirdik lafı. Yani. O yüzden benim tabii biraz kızmış olabilecek şimdi bazı yöneticilerimiz ama kızmak bunları değil, konuşmamak yani kızmamaları gerekiyor. Biz teşvik için bunları söylüyoruz. Çünkü biz yanıyor, içimiz yanıyor. Çaresizlikten bazı zaman ağlayacak pozisyondayız. Şu an bir telefonumuz daha var. Hasan Yılmaz Işık, Tüketiciler Derneği Başkanı. Sayın Başkanım merhaba. Selamlar, saygılar Sayın Şahbaran. Selamlar diğer sevgili dostumuza, konuğunuza. Burada gördüğümüz kadarıyla maalesef nereden baksanız herkes şikayetçi olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten arkadaşımızın, konuğumuzun orada feveranları, kendi feveranları değil, bu halkın feveranları oluyor artık. Yani bu halk artık isyan içerisinde. Ancak bunu duymayanlar var. Bizim hizmetkarlarımız bunu duymuyor. Bizim hizmetkarlarımız olarak getirdiğimiz bu hükümetteki bakanlar ve milletvekilleri bundan anlamıyorlar. Bugün biraz önce Sayın İbrahim Çakır da devletçilik ve hükümetçilik oynuyoruz diyor. Ya yani devletçilik hükümetçilik de oynamıyoruz artık. Burada yani gördüğüm kadarıyla çalışan sivil toplum örgütlerini de engelleyecek, insanlarımızın haklarının korunduğu bir ortama, bir sisteme çomak sokacak kadar bu siyasiler kendilerini sorumsuz görebilmektedirler. Örnek vermek gerekirse bugün bizim kurduğumuz bir mahkeme vardır. Bu mahkemede tüketicilerin sorunları ve şikayetleri karara bağlanıp çözümlenmektedir. Ne oldu? Bu mahkeme başkanı üçlü kararname ile atandığı için yine aynı şekilde hükümet değişikliğinde görevden alındı. Şu anda kimse atanmadı. Şimdi Ticaret Dairesi Müdürü'nün başında biri atanmış değil. Ancak bu görevden alma işlemini yaparken bir kere bir siyasinin, tamam mı, oraya göreve atayamayacağı bir durumda görevden alma hakkının olmadığını önce öğrenmesi, bilmesi gerekir. Devletçilik budur. Devletin işlerini aksatmak değil. Diğer yandan komitede bugün yüzlerce tüketicinin şikayetinin karara bağlanması beklendiği bir ortamda insanlar sorunlarının çözümü için yazılı dilekçeleri Tüketiciler Derneği'nde benim yanımda durduğu bir ortamda, insanlar her gün telefonlarda benden sonuç beklediği bir ortamda bu siyasilere paralarını her ay 10 bin lira varan Türk lirası ödeme yaparken kılları kıpırdamamakta, yaptığımız geçen haftaki görüşmede bakanlık koordinatörüyle yaptığımız görüşmede atama yazısını hazırlaması için hukuk amirine talimat verdiği halde bugün o komiteye daha bakanlık temsilcisini atamış değil. Yani oraya Sayın Şahmaran ille müdür ataması gerekmiyor. Oraya komite başına bakanlık temsilcisinin atanması yeterlidir. Siz bu komitenin çalışmalarını hangi hakka dayanarak engelliyorsunuz? Bu yetkiyi siyasiler nereden alıyor? Biz Sayın onlara böyle bir yetki vermedik diyoruz. Bir cümleyle toparlayabiliriz. Sayın Şahmaran, bu hükümet eğer yalnız mecliste yasaları, mecliste cuma gün ürün güvenliği yasasında görüşeceğiz. Evet. Yasaları çıkarıp oraya atmaksa, çöpe atmaksa ustalık, işte tüketicileri koruma yasasını siz uygulayamıyorsunuz diyorum. Yani bu halkla daha fazla alay edilmesin ya. Peki. Yani benim burada sormak istediğim, artık bizim burada rejim değişikliğinden başka bu halkın seçeneği olmadığı, başkanlık rejimine geçilmesi gerektiğinin en çarpıcı bir gelişmesidir. Bu halk sorunlarını çözemiyor. Yani evet, sosyal adaletin kalmadığı bu ülkede insanlarımıza büyük haksızlıklar yapılmaktadır. Bunun gibi de ayrıntılarını bilahare yapacağınız bir programda biz dile getireceğimiz bir programda
ne kadar bu halka kötülük yapılmakta olduğunu hepimiz orada dile getireceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum katkınızdan dolayı. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Bağımsız belediye başkanı aday olmak çok zor mudur? Bir siyasi partiden aday olmakla karşılaştırıldığı zaman avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Aslında tabii bence değildir. Yani en azından ben kendi şahsi adıma söylesem değildir. Çünkü beldesinin sorunlarını gayet iyi bilen, gerek Arapköy'ün gerek Çatalköy'ün sorunlarını iyi bilen bir kişi olarak sürekli derneklerde, kulüplerde sürekli görev alan bir kişi olarak ben açıkçası ben zorlanmadım çok. Çünkü yerel seçimler daha fazla partilerin değil, şahısların ön plana çıktığı da bir gerçek var. Kendi siyasi kültürümüzde, geçmişimizde. O yüzden özellikle belediye seçimlerde şahıslar daha ön plana çıkmaktadır. Tabii çünkü bunun çok nedenleri var. Partilerin politikasızlığı. Güven kaybetmesi. Evet. Yani hiçbir siyasi partinin özellikle belediyeler konusunda ciddi ciddi projeleri yok. Ciddi ciddi projeleri yok. Hep söylemde kalan projeler. İşte reform yapıldı 2008'de belediyelerle ilgili. Büyük yükü devlet üzerinden attı belediyelere. Ondan sonra geriye çekildi. Yani işte yani bizim sorunları çözme anlayışımız budur yani. Sorumluluktan kaçalım. Evet. O yüzden başkanlar şahıs olarak çok önemlidir seçilebilmeleri için. Tabii merkezi ki, hükümetle bağımsız bir belediye başkanı çok daha rahattır ilişkiler yoksa... Neticede merkezi hükümetle belediyelerin ilişkileri zaten devlet katkısından aldıkları paylarla sınırlıdır. Geriye kalan ilişkiler zaten iyi ilişkilerle çözülmektedir. İş paraya gelince. Yalnız paradadır zaten. O da yasayla belirlenmiştir zaten. Nüfus oranına göre belirleniyor. Yani bunun Ahmet'tir, Mehmet veya X partidir, Y partidir ona bakılmıyor zaten. Diğer kalan işler artık kendi kişisel becerinle çözülebilen işlerdir. Yani ister CTP'li ol, ister UBP'li ol, ister DTP'li ol, ister hangi partinin, ister demokrat ol, ister bağımsız ol. Kendi bireysel yeteneklerin varsa da çözen sorunları çözüyorsun. Yoksa öyle o benim partimdir de aynı partidendir hükümetten öyle bir şey de yok. Yani bu her belediye için geçerlidir. Her belediye için geçerlidir. Belediyeler arasında tam böyle bir dayanışma var mı? Şimdi belediyeler arasında 28... söylediklerimiz, konuştuklarımızın %90'ı örtüşüyor. Ama arenaya çıktığımızda işte birkaç kişi birkaç belediye hangi parti hükümetteyse ona olan yandaşlar o partiden olan belediye başkanları biraz geri çekilirler ve bu işte mücadele askıda kalır. Yani bu şeye benzer. Grev kırıcısı. Ona benzer bir şey. Ama tabii belediyelerin genel olarak sorunları. Evet, gerçekten aynı. Çok büyük sorunlarımız vardır. İşte hem söyledim hem mali sorunlarımız var hem idari sorunlarımız var. Yani yasaların yetersizliğinden birçok sorunumuz var. Çünkü sorunları çözebilmek hızlı karar verebilmeye bağlıdır. Ama gelin görün ki bürokrasinin işte, hızlı işlemesi. Tabii kaymakamlığa soracaksın, kaymakamlık bakanlığa soracak veya sen şehirciliğe soracaksın, şehircilikten kaymakamlığa döneceksin veya çevre dairesini arayacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Günlerle bu işleri sürüyor. 5 dakikada karar vereceğin işi 5 günde yapıyorsun. Çatalköy'den bir telefonumuz var. Bahar Özçetin. Bahar Hanım merhaba. Merhaba, selamlar. İyi yayından nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Teşekkürler, sağ olun. Biz de aynı şekilde programımızı takip ediyoruz. Buyurun. Ben buradan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür etmek için aradım. Çünkü Çatalköy'e bu süre zarfında çok büyük katkıları olmuştur. Gerek altyapısı olarak, gerek yollar olarak her bakımdan Çatalköy'e katkısı olmuştur. Ve yeniden kendisini başkan görmek istediğimizi, yani bir Çatalköy halkı olarak kendisine dile getirmek ve buradan canlı yayında kendisine bir kez daha teşekkür etmek için aradım.
Gerçekten Sayın Başkanımızın biraz evvel söylediği konuya katılıyorum ben. Yani bir siyasi parti olarak değil bu yerel seçimler. Yani tüm halkımızın halkımıza en iyi hizmet verebilecek olan bir başkanı seçmesi gerekir ki bunu kesinlikle Mehmet Bey'in olduğunu düşünüyorum ben bu aşamada. Gerçekten bu süre zarfında geçmişe nazaran kıyasla baktığımızda köyümüze çok büyük katkıları olmuştur. Köy halkıyla birebir kendisi iç içedir. Bütün sorunlarını birebir tek tek kendisi dinlemektedir. En önemlisi son köyümüze kazandırdı ki Lefkoşa'da bile o kadar büyük bir yerde bile yapılamayan bir şeyi bu zamana kadar bir tiyatro salonu yapmıştır köyümüze. Bunun için de ayrıca kendisine çok çok teşekkür ederim. Köyümüze tiyatro kültürünü aşıladığı için ve bunu bize kattığı için gerçekten kendisine teşekkür etmek için aradım. Sağ olun başkanım. Size canlı yayında bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bütün Çatalköy halkı olarak. Tekrardan sizi başkan olarak görmek istiyoruz. Evet. Merci Bahar Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katkınızdan dolayı. Evet, bir tiyatro salonu. Bahar Hanım'dan öğrendik. Evet, aslında pek yaptıklarımızı öyle saymak benim hoşuma giden bir tarz değilim ama gerçekten bölgemiz hem nüfus yapısından hem orada yaşayan insanlarla gerçekten bunu hak ediyor. Çünkü hem eğitim seviyesi yüksek hem devletin üst kademesinde gerek politikada gerek bürokraside gerekse iş hayatında en üst seviyede olan insanlar. Turizm bölgesi, evet, yabancı insanların yaşadığı bölgesi diye. Artı sürekli yaşayan 2000'e yakın bir nüfus var. Ve orada gerçekten çitanın yükseltilmesi gerekiyor. Yaşam tarzının çünkü üst seviyede olduğu bir elit bir kesim var orada ve sizden belediye olarak buna cevap vermenizi istiyorlar. O yüzden biz bu 4 yıl içerisinde çok geceli gündüzlü çalıştık. Yani gerek belediye meclisindeki arkadaşlarıma da bu vesileyle görev sürelerinin sonuna geldi. Onlar da bizim gibi seçime girecek bir kısmı. Bir kısmı devam etmeyecek ama bir kez daha sizin aracınızdan bu ekranlardan kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten yani biz benim götürdüğüm her olumlu projeye onlar da katkı koyarak, geliştirerek hayata geçirdik. Bu bağlamda hem onlar hem de belediye çalışanlarına göstermiş oldukları bu 4 yıllık üstün gayretten dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii biz hem altyapılara hem insan altyapısına gerçekten çok önem verdik. Yani kültür sanatla da ilgili. Yani olmazsa olmazdı. Yani birini yapıp birini yapmamak da olmuyor. İkisini bir anda götürebilmektir önemli olan. Yani denge unsurunu yaratabilmektir önemli olan. Biz bunu başardık. Yani bir kültür festivali yaptık. Yani işte dördüncüsünü yaptık geçen Eylül ayında. Ve niçin yaptık? Kıbrıs kültürünü, Kıbrıs Türk yaşam tarzını, işte o bölgenin hem turizm bölgesi oluşu hem de yabancıların çok oluşu, yeni nesile daha sağlıklı bir şekilde o kültür dediğimiz olayı aktarabilmek adına tamamen Kıbrıs kültürü, hiç başka katık yok. Ne güzel. Öyle bir festivalle yola çıktık ve gerçekten marka olma yolundadır. Bunun yanında işte tiyatro festivalimiz, bu da dördüncüsü. Çadırda başladık, sokakta başladık, çadıra geçtik. Çadırdan işte sağ olsun bir iş adamımızın katkılarıyla yapmış olduğumuz 200 kişilik tam teşekküllü. Yani merkez ısıtmasıyla, havalandırmasıyla, her şeyle donanımlı bir çağdaş dediğimiz çağdaş bir salona kavuşturduk. Sinema dahi gösterilebilecek bir pozisyondadır. Ve tiyatro festivalimizi de tamamen kendi ekiplerimizin, Kıbrıslı tiyatro ekiplerinin en kalitelilerine oyunlarımızı sergilemeye çalışıyoruz. Ve gerçekten bu yıl hem seyircilerimiz hep dolu dolu. 9 grubun 11 oyununu sergiledik. 2 tanesi çocuk oyunu. Ve tamamen salon, 200 kişilik salon tıklım tıklım her oyunda oynanıyor. Şu anda da bizim halk, yöre halkı da sahipleniyor. Evet, yöre halkı sahipleniyor. Lefkoşa'dan, Girne'den, bölge kentlerden, köylerden sürekli talep var. Geliyor. Örneğin bizim belediye tiyatrosunun oyunu 4. yarın akşam 5. kez oynanacak. Yine full. Yani gerçekten bunlar çok önemlidir. Bölgemizdeki İngilizlere Türkçe dersleri, efendime söyleyeyim, yaşlar haftası, anneler gününe
birçok etkinlikler düzenliyoruz insanımıza da karşı. Ha, eksiklerimiz yok mu? Çok eksiklerimiz var. Ama keşke elimizde bir sihirli değnek olsa, tokansak ve hepsini bir anda halledebilsek. Evet, bir de mesajımız var. Merkezi hükümetler insanları mı yönetmelidir yoksa işleri mi yönetmelidir demiş bir izleyicimiz. Merkezi hükümet kuralları koyması. Devlet kuralları koyması. Merkezi hükümet de o günün koşullarına göre hem insan politikalarını hem ekonomik politikaları yönlendirmesi gerekiyor. Yani aslında bir uyum olacak. Evet. Eğer istenen gerçekten hizmetse, orada kaliteyse bir uyum sergilenecek. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bundan sonrakileri konuşmaya başlayalım. Evet, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra görüşmek üzere diyoruz. Çatalköy Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hulusi Oğlu'yla sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Evet, en çok düşündüğünüz bu 4 yılda ve gerçekleştiremediğiniz ve bu döneme bıraktığınız neler var? Biraz onları konuşalım. Tabii gerçekleştiremediğimiz, yayının da başında bahsettiğim gibi işte bu sosyal sigorta ihtiyaç sandığının devlet tarafından yapılandırılmaması. O sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı geriliğinin çözümememiz bizde sıkıntı yarattı aslında. Yani kendi kişiliğimde de sıkıntı yarattı. Ama yapabilecek bir şey yok. Yalnız kendi belediyenin... Kaç yıllık borcu var? Yani? İşte ihtiyaç sandığından 2006 yılından 2008 yılından da sosyal sigorta yatırımları var. Ama işte dediğim gibi devlet bunu yapılandırdığı anda biz o sorundan kurtulacağız. Neticede biz belediye başkanları olarak da yeni yasaya konmasını istedik. Hem yapılandırılan borcun hem de yatırılmaması halinde bir sonraki ay güncellerinde devlet katkısından kesilmesini okey verdik, yani onay verdik. Çünkü artık belediyeler de disiplin altına girmesi gerekiyor. Yani her seçim dönemi işte bir gel alayım seni işe, gel alayım seni işe, bunların orta yerden kalkması lazım. Daha ciddi yönetilmesi gerek. Yani yıllarla hep bu işler böyle oldu ve bu durumlara geldik. O yüzden bu sorun çözemedik. Bir de Hazreti Ömer Türbesi'nin orada çok ciddi bir projemiz vardı. Çalıştık da yapım aşamasına getirdik ve ayrıca belediyenin bütçesi dışında finansman da yarattık burası için. Nedir orada yani düşünülen yapılacak? Orada işte bir sahil düzenlemesi yapılacaktı. Gerideki arazilerde işte spor alanları, türbenin tekrardan restore edilip eski haline dönüştürülmesi. Hep bunlarla ilgili projelendirdik. Gelin görün ki işte o dönemin Turizm Bakanı Sayın Kemal Dürüst'ün ve Türkiye Cumhuriyeti o dönemlerin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Bey'in adaya ziyaretinde benim ısrarla rica etmemin üzerine Kemal Bey'in Ertuğrul Bey'i oraya getirmesi ve oradaki projemizi bilakis ben Sayın Turizm Bakanı Ertuğrul Bey'ine sunmam ve hedeflerimizi anlattıktan sonra işte burada bu Hazreti Ömer Türbesi'nin gerçek anlamda büyük bir ziyaretçi potansiyeli olduğunu, bu ülkeye gelen her Müslümanın ve ülke içindeki insanların ziyaret da sürekli olarak ziyaret ettiğini ve bu haliyle gerçekten bizi üzdüğünü kendisine aktardık ve kendisinin
söz verdiği gibi Türkiye Vakıflar İdaresi'nde projelendirilip bu projeye finansman sağlayacağını sözünü orada bize vererek Türkiye'ye geri döndü. Verdiği sözü de tutup hem projeyi hazırlatıp bizlere gönderdi TC Yardım Heyeti kanalıyla, hem de 600 bin TL'lik de bir finansman ilk etabı için sağlandı. Ama gelin görün ki ülkemizdeki bürokratik engeller bu hem projeyi hem de finansmanı ülkenin kullanmadan geri göndermek zorunda kaldık. Çünkü işte nedir? Eski eserler, tarihi eserler, endemik bitkiler, efendime söyleyeyim senin idi bu arazi, benim idi bu arazi, sen kullanabilin, ben kullanabilirim, yok öyle düşünürük, yok böyle düşünürük derken bu proje şu anda duruyor. Ama bizim kontrolümüzde olan bir kısım arazi var orada. Şu anda onunla ilgili projemizi biraz daraltarak yeni bir düzenleme çalışmasını için projelendirdik. Tekrardan seçmenimiz bize vatandaşlar görevi devam derlerse herhalde ilk projelerimizden birisi de olacaktır. Yani bu sadece Çatalköy Belediyesi'nin veya o bölgenin değil, ülkenin kazanacağı evet, bir şey olacak. Ülkenin kazanacağı bir şey olacak. Çünkü gerçekten orası ülkenin bir değeridir. Bir izleyicimiz belediyelerin en büyük rakibi devlettir demiş. Şimdi, rakip mi devlet belediye? Yani mi? Şimdi bakıldığında gerçekten dışarıdan bakıldığında da öyle görünüyor. Yani biz içinde hissediyoruz. Yani şimdi belediyenin yaptığı bir şey icraatın güzel bir icraatla devlet övüneceğine sanki de başka birileri yapıyor gibi şey doğuyor. Yani düşünün siz ki bir kültür merkezi yapıyoruz. Açılışına bütün bakanları, ilgili ve ilgisiz bütün bakanları davet ediyorum. Yalnız açılışı yapacak Cumhurbaşkanım geliyor. Ve bunu da yapan bir iş adamımız. Teşvik açısından diğer iş adamlarımıza da örnek olsun mantığıyla da baktığımda ben bütün kabinenin orada olmasını tercih ederdim ama maalesef kimse yoktu. Üzülerek söylüyorum. Kötü. Yani gerçekten yani bu ülkede artık sağlıklı düşünmeye, sağlıklı hareket etmeye ihtiyaç vardır. Herkesin, hepimizin aslında. Evet, hepimizin. Herkesin diyorum zaten, hepimizin. Şimdi biraz önce şeyi konuştuk. Bir taslak var belediyelerle ilgili yeni. Evet. Neler var onun için, neler içerir? Yani herhalde siz de fikir beyan ettiğiniz, beğendiğiniz, mutabık olduğunuz şeyler yani, var. Yani şimdi bir kere en büyük sorunlarımızdan biri işte hep biraz önce arada da bahsettiğiniz personel sayıları. Önerimiz bizim. Yani nüfus oranına göre değil, bütçe kabiliyetlerine göre, belediyelerin ödeyebilirlik durumuna göre personellerinin sayıları belirlenmesi gerekiyor. Yani tamam işte 5.000'den 10.000'e işte bu kadar işçi çalıştırabilirsin, bu kadar memur çalıştırabilirsin diyor şimdiki bizim 97 personel yasası. Ama bence öyle olmaması gerekiyor. Yani bunun ad limitinden üst limiti, X belediye başkanı kendisini o günü kurtarmak için bir hayli istihdam yaparsa, en üst seviyedeki personel sayısını kullanırsa, kusura bakmayın ama sonra ödeyemez durumda olacak. Ne maaşını ne sosyal haklarını. O yüzden bütçelerin belli bir oranını %30'uysa 30'u, 40'ıysa 40'ı cari harcamalara. Bunu belediyeler istiyor. Tabii ben istiyorum. Ben belediye başkanı olarak istiyorum. Yani benim cari harcamalarım geçmeyecek. %35'i, %40'ı geçmeyecek. Bunu bütçe kabiliyetli. Ha benim çok param varsa ve hizmetlerimi daha kaliteli yürütmek istersem ona göre yapacağım. Yani gene bütçeye göre. Bütçeye göre yapacağım.
O yüzden bunun gibi işte birçok şeyimizin düzenlenmesi gerekiyor yasada. Yani örneğin güncellenmesi gerekiyor. Artık ben 1 liraya çöpü Çatalköy'den alıp Güngör'e götürmemem gerekiyor. Yani zararına götürüyorum. Zarar yapıyorum ben çöpten şu anda. Yani ben Çatalköy'den 1 liraya gelip Ahmet'in, Mehmet'in, dağın, tepenin başından alıp çöpü dolaşıp Girne'den veya diğer taraftan Güngör'e götürüp boşaltmam. Her evin önünden aldığım çöp 1 TL. Yani bunları aşmamız gerekiyor. Belediye devlet bütçesinden de eksik. Tabii ki. Suda da aynıyız. Örneğin ben suda da zarara çalışıyoruz. Gerçekten suda da zarara çalışıyoruz. Yani bu kadar ucuz hizmet olamaz yani. Düşünün siz ki benim çöp çöp temizlik, ilaçlama, bütün verdiğim hizmetlerin toplamı 27-28 TL ayda bir konuttan. Onu almakta, onu tahsil etmekte zorlanıyoruz. Ama cep telefonunun vatandaş gidip 200 TL'sini trak yatırıyor kesilmesin diye. Yani bu alışkanlıklardan belediyeleri kurtulmak gerekir. Belediye yönetimleri de daha ciddi tahsilatlarını yapmak için. Ne de tahsilat konusunda bu? Yani biz örneğin kendi öz kaynak gelirlerimizin tahsilatı 3-400'dü biz göreve geldiğimizde. Şimdi 7'lerin üzerinde 7-300-700-400'lere çıktık. Milyonlara öz kaynak gelirlerimizi. Yani biz zorluyoruz. Yani vatandaş arkadan bağırıyor. Yani sayacımı kestin, suyumu kestin, bilmem ne yaptın. Ama mecburum. Yani bu alışkanlığı sağlamamız lazım. Ve çok ilginç tespitlerim de var. Yani ben faturayı gönderdiğimde dağıdırım. Birinci gelen yabancılar. Ve bu da gene döne doğru şu kültüre evet, dedim. Ve diyorum ve bu çok önemliydi. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yaşamış, yaşlı. İngiliz kültürünü almış yaşlı kesim. Büyük yaşlı kesim. Gerçek söylüyorum. Eve giderken fatura sanki de polis mazbata yolladı. Hemen alıp bastonuyla belediyenin veznesine geliyor. Ama bizim jenerasyon, üzülerek söylüyorum, tehdit, kavga, yalvarma, yakarma gelmeye niyetleri olmuyor çoğu zaman. Yani 40 yılda bakın işte bu ne yarattık. Demek? İşte bu ne demek değil biliyor musunuz? Devlet ciddiyetidir. Devlet ciddiyse, devlet doğru politikalar üretirse, devlet gerekli disiplini yaratırsa sonuçlarını en sağlıklı şekilde alır. Ama işte biz hep işte insan hakları, efendime söyleyeyim bireysel haklar ne algılıyoruz? Hep kötü yönü alıyoruz. Ne alıyoruz? İşte herkes işimize, isteyen işimize istediğini gelin. Söyleye, isteyen istediğini yapar, isteyen istediğini sağlamaz. Sen bana ne karışın, sen bilmem ne yapan. Hep bu şekilde. Demokrasi var. Demokrasi var. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar dağınık bir toplum olamaz yani. Dün en demokratik ülke kimdir? Hep örnek Amerika. Avrupa değil mi? Onlarda disiplin vardır. Devlet disiplini var. Devlet ciddiyeti vardır. Biz bunu vergini ödemede de, iş hayatında da, her yerde disiplin vardır. Şirketinde de disiplin vardır. Kamusunda da disiplin vardır. Memurunda da, her yerde de. İşe gelirken bir çeyrek, yarım saat geç gelmek, yarım saat önce kaçmak hak değildir. Öğlen arası işte çocuğumu gideyim alayım, bir saat okuldan da götüreyim şeye değildir. Ama bu nedir? Sistemin getirdiği. Devlet bu sorunları çözmesi gerekir. Okulunu da ayarlaması gerekir. Çalışma saatini de ayarlaması gerekir. En basit şeyleri bunları bile yapamaz. Tabii yani hep bunlar arka arkaya geldiğinde herkes isteyen istediğini yapar. Çünkü müdür de gitmek zorundadır çocuğunu okuldan alsın. Servis yok çünkü. Çıkar çocuk okuldan ne yapacak? Lefkoşa'nın X köşesinden Y köşesine gitmek için bir ilkokul çocuğu gidebilir mi? Servis yok. Mecburdur. Müdür kalkacak koltuktan gidecek. Müdür gittiğine göre personel de gidecek. Yani bunlar, bu sorunları çözmemiz gerekir artık. Söylediğim gibi bunlar çok basit şeyler. Yani bunu dün nesin biz Avrupa'daki insanlar olsun konuşuruk bunları. Gülerler bize. Ondan sonra da mangalda kül bırakmıyoruz. Her şeyimiz tamam diyoruz.
Mesela yabancılarla şeyleri nasıldı, ilişkileri nasıldı? Şimdi tabii bizim yabancılarla ilişkilerimiz çok iyi belediye olarak. Yani gerekli onlara ilgiyi gösteriyoruz yani. Bu ülkede... Onlar da farkında mı bizim bu eksik? Tabii tabii farkında. Devletin otoritesizliğini başlıyor. Tabii farkında ama insanlar nedir? Daha fazla emekli bir kesimdir burada ikamet eden. Ve onlar artık doğanın güzelliğini, güneşin güzelliğini, rahatlıklarını düşünürler. Ama yeni yeni şeyler var. Özellikle Rusya'dan gelen genç bir kesim vardır. Onlarla bu sorunları tartışıyoruz. Yani kamunun ve iş hayatının disipline olmayışının ondan da farkındadır. Ha ne için geliyorsunuz derseniz işlemek için değil aslında. Onlar çocuklarına eğitim verebilmek adına geliyorlar. Bu da bir sevindirici tarafı. Yani hep kötüyün yanında işinde, evet. Tabii. Yani İngiliz okullarının ana temel eğitimini alıp sonra da artık ya İngiltere'ye ya Amerika'ya çocuklarını hazırlayarak göndermeleri hedefiyle geliyorlar. Niçin geliyorlar? Çünkü küçük bir ülke, sağlıkta da kolay ulaştıklarını söylüyorlar. Yani sağlık sistemine. Ne kadar biz şikayet etsek, bir şikayet etsek de. Çünkü bizim kamu hastanelerinde problemimiz var. Yani özelde de var ama özeldeki hizmeti biz kamuda alamadığımıza göre veya o özeldeki hizmeti biz devlet olarak Türkiye bak bunu açtı. Yani özel hastaneden de hizmeti alabiliyor vatandaşı devlet kanalıyla. Türkiye en azından kendi vatandaşına bu hakkı tanıyor. Gidip yakın doğuda istediği hizmeti alabiliyor. Yeah. İşte biz bunları düzenlememiz gerekir artık. Yani çünkü neticede yaklaşık herhalde 7-8 sene var. Maaş artışlarımız işte bir 200'lüğün haricinde bir şey yok. Hep geriye gidiyor. Dolar, sterlin tabii başlı başına bir problem bu ülkede. Satın aldığımız her şey döviz endeksli. Aldığımız maaş TL. Ne olacak? Ödediğimiz kira döviz. Satın aldığımız bütün eşyalar döviz üzerinden hesaplanıyor. Elektrik zaten ev kirası. Yani. Elektrik bile döviz üzerinden hesaplanıyor. Çünkü mazotuğa göre endeksleniyor her şey. Yani bu sorunların üzerinden gelmemiz gerekir. Ki bu devlet daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilsin diye. Tabii bu da sadece belediyelere kalmış bir şey değil. Sadece belediyelere düşen bir yük de değil. Dış kaynaklı finansmana ulaşmakta zorluk var mı? Mesela AB kaynakları kullanılmasına. Tabii biz bu 4 yıl süre zarfında işte biz geldiğimizde bir haşereyle mücadele projesinde bizden önceki yönetimin almış olduğu bir projeydi. Ve biz projenin tam yarısında devraldık ve devam edip tamamladık. Onun haricinde AB'den başka bir proje alma imkanımız olmadı. Çünkü genelde daha fazla kırsal bölgeler veya dernekler üzerinden şey yapıyorlar. Projeleri veriyorlar veya merkezi kentlerde veriyorlar. Bunlar da işte arıtmalar gibi olsun, su şebekeleriyle ilgili olsun. Bizim daha fazla aldığımız dış kaynaklı, ne kadar da dış diyeceğim bilmiyorum. TC yardım heyetinden almış olduğumuz finansmanlarla, proje bazındaki katkılarla belediyenin yatırımlarını idame etmeye çalışıyoruz. Tabii bu 4 yıllık süre zarfında işte yaklaşık 2,5 milyon gibi bir kaynak alabildik TC'den. Onun dışında işte bizim de 3,5'a yakın bir öz kaynak gelirlerimizden koyduğumuz bir finansmanla işte elimizden geldiğince, bütçelerimizin yettiğince altyapılarımızı, yollarımızı, yağmur drenajlarımızı, kaldırımlarımızı yapmaya çalıştık. İşte biraz önce bahsettiğim gibi işte sponsorumuz sponsor aracılığıyla kültür merkezini yaptık. Neticede işte insanlarımıza sosyal ve kültürel açıdan oluşturduğumuz altyapılarda hem insani altyapılar hem işte bahsettiğim gibi tesis altyapılarını oluşturduk.
biz göreve devam edeceksek planlarımız zaten aynı şekilde devam ediyor. Çünkü yapılan yatırımlar öncelik sırasına göre planlanıyor. Evet. Yani bölgemizde tabii belli başlı sorunlar da var. Yani her şey güllük gülistanlık değildir. İşte bahsettiğim gibi Teknecik bizim için büyük bir sorun. Çevre anlamında da. Hem çevre anlamında hem yani düşünsüz bir turizm beldesi. Yanı başında devası bir turistik tesis. 2500 kişilik. Önümüzdeki bir sene içinde en kötü ihtimalle hayata geçecek. Arasında 300-400 metre var. Bakıyorsun koskocaman bir baca, kapkara bir duman. Yani işte bu kadar çarpık bir yapılaşma. Yani oraya santralı kurduk. Hiç olmazsa oraya izin vermeyelim ya da ne bileyim. Yani bu kadar işte yani bu kadar plansız ve programsız götürüyoruz. Ve üstelik de yani mavi bölgelerini ilan ediyoruz. Yani turizm bölgesi. O zaman ne yapacaksın? O zaman bu bacaya bir çare bulacaksın. Bunlar yapıldı artık. Milyon dolarlık projeler. Yani inanılmaz yok. Geriye dönüşü yok. Yani bu Teknecik Elektrik Santralı'na artık kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani işte bütün bölge Esentepe'den Bahçelisi'ne, Karaağacı'na, Beşparmak Köyü'ne, Alegadi, Çatalköy, Arapköy ve hatta Girne'ye kadar bazı gün sabahleyin kalktığımda bakıyorum hava oturuk olduğunda böyle esintisiz olduğunda sahil boyunu alıp sapsarı bir duman Laptay'ın altına kadar gidiyor. Hiç kimse görmez yani bunu. Herkes mi? Görüyor. Herkes görüyor. Ama gelin görün ki işte her televizyonda programda söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Lütfen bir tane yetkili bakan, çevre bakanıysa çevre bakanı, enerji bakanıysa enerji bakanı, Kıptek Yönetim Kurulu başkanıysa başkanı, sendikasıysa sendikası, müdürüyse müdür. Lütfen bu konuyla ilgili bir bilgi, doyurucu bir bilgili açıklama yapması gerekir. Ya bu her gün konuşuyor, yani, yıllardır konuştu. Yani bu kadar duyarsızlık olmaz ya kimse. Hepimiz bağırır, çevreciler bağırır. Çevre Dairesi müdürü gider ölçer der ki işte bu da bu kadar yüksektir. Olmasının gerekenin kat kat üstündedir der. Ama kimse çıkıp da buna bir cevap vermiyor. Demiyor ki yani ben işte biz planladık işte 2 yıl sonra ya da biz yapamıyoruz. Çağırın vatandaşa çağrı yapın. Nasıl oradaki